Hecr. Bunun da şimdi benzerleri o kadar çok ki aynı harflerden gelen evet. Biz hareke koyabiliyorduk sanki burada. Benim parmaklarım hareketlerin hepsinin yerini bilir idi eskiden. Şimdi bulamıyor. Neyse harflerin yerini bulsun hareketlerden vazgeçtik. Hecr, müstevel kelime. Böyle yalınlararsak türevlerine kaymadan ya da şöyle meal levasık arayalım. Hecr bak şurada var. Onu alalım. Beş yerde var diyor. Eğer doğruysa bunların hepsi hecr olmalı. Hecr'i seçtik çünkü. İlki En'am suresinde bizim okuduğumuz ayet doğru buldu. Evet, ikincisi Hicr suresinde bu adda bir sure varmış Kur'an-ı Kerim'de. Ve lekad kezzebe ashabul hicri. Hicr ashabı artık onlar neyi tabu edindiler, neyi kutsadılar, dokunulmaz kıldılar. Da Cenab-ı Hak onları ashabul hicr diye tarif etmiş. Yasak ehli, tabu ehli. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Bir de bakın burada أَصْحَابُ الْاَيْكَ var. Bu da Hicr ehli. Onlar elçileri yalanlamışlar. Başka nerede var? Evet, çok korkunç bir ayet bu. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin diye yani kötünün ilki orada yaşanıyor. Şu ayetin anlattığı şey ve sonrası hiç iyi gelmiyor artık. Yani yaşamda bazı insanların ve çoğu insanın yaşamında bir an yaşanıyor ki o an kötülük başlıyor, gerçek kötülük başlıyor ve sonrasında artık hiç iyilik gelmiyor. Ne zaman o? يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ Melekleri gördükleri gün. Herkes melekleri görecek. İyiler de kötüler de melekleri görecekler. Ama kötüler melekleri gördükleri gün La buşra yevme izin lil mucrimine. Mücrimler için, kötüler için müjde yok. Yani hani geliyorlar diyorlar ya iyi haberim var, kötü haberim var. Melekler gelecek diyecekler ki kötü haberimiz var sana. O da diyecek ya peşi sıra iyi haber geliyordu genelde. Diyecekler ki ve yekuluna hicran mahcura. Hiçbir şey yok. Her şey kötü bundan sonra. Sana hiçbir iyilik namına, güzellik ne? Bundan sonra her şey yasak, her şey kötü. Bundan sonra kupkuru her şey. Yani iyilik namına hiçbir şeye artık dokunamayacaksın. İyilik yüzü görmeyeceksin. Artık bundan sonra ona her şey olumsuz yani. Ne istese iyilik namına, ne temenni etse hiçbir şey yok. Gün gelecek, yok olmayı iyilik namına isteyecek. Yani işte onu da iyilik olarak isteyecek, o da yok. Evet, ölüm anında. Melekler o an görülüyor. Evet, melekler karşılarına çıkıyorlar. Melekleri gördükleri gün Cenab-ı Hak diyor, onlara müjde yok, yokluk, yokluk. Her şey yokluk. Çok korkunç bir an yani. Eğer zaten öyle başladıysa, bu dünyadan intikali bir insanın, yani umarım aramızda öyle bir kimse yoktur. Ya böyle bir ayet vardı, melekler de geldi. Şimdi tam da öyle dedikleri gibi. Demek ki biz bundan sonra hep artık böyle çekeceğiz. Kötü yaşadık, kötü dostladık. Ansızın karşılarına çıkan ve yok yok diye her şeyi onlara yasaklayan. Sonrasında hani bazıları kabir azabı var mı yok mu diyorlar ya. Ya melekleri gördükleri andan itibaren artık azap. Sonrası hep azap. Artık ondan sonra teneffüsü bile yok yani. Hani arada bir teneffüs. Öyle bir şey bile yok. Sonuna kadar cehenneme vardırılıncaya kadar ve cehennemden sonrası artık malum. Bu hicran mahcura kelimesi hiç beklemediğimiz, biz bir tane daha çıkar mı diye Kur'an'da derken peş peşe bir yerde geldi karşımıza böyle koca bir kaya gibi, çok sert, çok dişli. Yani kimin içinden ya bizi ilgilendirmiyor diye geçiyorsa o kendini yanıltıyor, kendisini kandırıyor. Kim
Kim de korkusuyla, ürpertisiyle içinde büyük bir sıkıntı hissediyorsa bu güzel bir haber. Çünkü bu iki tür insanı ilgilendirmez. Bir, kafirleri ilgilendirmez, umursamazlar. Bir de kendini kandıranları ilgilendirmez. Biz zaten öyle bir şey olmaz. Biz melekler geldi mi, melekler yalnız gelmeyecek ki. Onun önünde benim falanca kişim olacak. Ondan önce şeytanı bir kovacak o. Ondan sonra meleklerin gelişi, o onlara tanıtacak. Bizim elemandır bu diyecek. Onlar da ya biz de tam canını okuyacaktık, neyse sen araya girdin diyecekler. Ve onu intikali, yani o mutmain, rahat. Zaten bu propagandayla, bu çağrıyla intisabını gerçekleştirmiş. Bu iki grup kimse, bu ayet onları rahatsız etmez. Biri umursamadığından ahireti, Cenab-ı Hakk'ın vaadini, ölümü ve sonrasını. Diğeri umursamadığı için değil, böyle bir sürecin olduğunu kabul ediyor. Ama onu etkilemeyecek. Onun açısından böyle bir sıkıntı yok. Çünkü bunun garantisini önden almış. Öteyle sürekli irtibat halinde olan, gidip gelen, her gün böyle onlarca mesela adamı ahirete gidiyor. O onların her birini güzellikle ahirete intikalini gerçekleştiriyor. Siz de eğer aklınız varsa boşuna böyle yorulmayın. Öğreneceğiz Cenab-ı Hakk'ın kitabını, ona güveneceğiz. Ondan sonra elçisine ittiba edeceğiz. Bu uzun bir süreç ve yorucu bir yol. Ve bir de bu da burada böyle sahipsiz, tek başınıza sonuç elde edemezsiniz. Orada bunlara gerek kalmadan ittiba karşılığında bu baştan garanti ediliyor. Ama tüm bunlar devamında tırnak içinde yersen. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ Meleklerin görüldüğü gün bu sıkıntı mümin yüreklerde böyle çökelti oluşturur. Aşağı doğru depresyon etkisi oluşturur. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin şeyinden emin olamazlar. اِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Bağışlayın, yanlış ayet okudum. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ غَيْرُ مَأْمُونَ Senin Rabbinin azabı emin olunacak bir azap değildir. Müminler وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler de Rablerinin azabından ötürü ürperti halindedirler, korku halindedirler, yüreklerini korku sarar. Çünkü Cenab-ı Hak da onların bu korkularını ve sıkıntılarını haklı buluyor. Çünkü senin Rabbinin azabı, hışımı emin olunacak, güven duyulacak, bize azap etmez, bize bir şey yapmaz, aramız iyi. Böyle bir takım insanlar da var. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları konusunda, hitabı konusunda, insana yüklediği temel sorumluluklar noktasında hiçbir tepki vermeyen ama Cenab-ı Hak'la iyi olduklarını söyleyen, o beni çok seviyor modunda takılan kimseler de var. Böyle aldanmış kimseler, burada turnusol kağıdı ne? Bu korku ve bu ürperti. Müminler ürperti halindedirler. Ne kadar iyi mümin, ne kadar muttaki, o kadar ürpertisi çok. O kadar ki Allah'ın Resulü, ki yok onun gibi Cenab-ı Hak'tan sakınanı, korkanı, saygılısı. Hazreti Ayşe diyor ki rüzgar biraz farklı esse hemen endişelenir, dışarı çıkar. Ya Rabbi bizi Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, falanca kavimler gibi sakın helak etme diye yalvarır. Bunun Cenab-ı Hakk'ın bir öfkesi olabilme endişesi, korkusu yüreğini dağlardı. İstiğfar edip dururdu bu sebeple. Bu Resulullah numunedir, örnektir bizim için. Ondan daha iyiyiz. Biz bu işleri hallettik, Firdevs'i paylaştık diye kendimizi aldatmayacaksak, biz hiçbir zaman onun kadar iyi olamadık. İyi olmanın da ölçüsü zaten kendine güven duymak veya birine güven duymak
asla değil. Bir sonraki ders buradan kaldığımız yerden devam edelim. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mü'minîn.